Günaydın ve görüşürüz. Bir dakika. Kızım, kahvaltı yapmadan nereye gidiyorsun? Ay, yolda yaparım ben kahvaltımı. Hadi bay. Yapamazsın demedik, nereye dedik. Ay baba, sabah sabah nereye acaba? Yani işe gidiyorum herhalde. Dün geldin, yorgunum dedin, kilitledin kendini odaya. Şimdi böyle kaçar gibi gitmeler. Ne oluyor? Ne bu ağır kıyafetler filan? Ha? Kızım, yüreğimize mi indireceksin sen bizim? Göster bakayım ellerini. Çabuk, çabuk göster. Ay of. Elleri mi? Ne oluyor ya? Resmen gizli nikah kıyafeti bu Rıza. Anadan, babadan, eşten, dosttan ayrığı gidip nikah kıyacak. Oradaki görevlileri de nikah şahidi yapacaksınız değil mi? Ha? Sol kol uyuşmaya başladı benim. Hadi buyurun, sol kol uyuşuyor. Ya anne, saçmalama ya. Ne nikah? Allah Allah, yok öyle bir şey. Bak güzel kızım, sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... Ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o Tolga denen zibitten. Aşk olsun baba. Yani ne serseriliğini gördün Sinan'ın acaba? Vallahi de billahi de nikah kıymaya gidiyor. Bak eğer öyle bir şey yaparsan bağlarsın çenemin verirsin beni toprağa. Bak o oruç ağzına söylüyorum. Ya yok öyle bir şey. Yok nikah falan ya. Ben normal düğünü becerememişim. Kaçağını mı yapacağım acaba? Mahkemeye gidiyorum. Ne mahkemesi bu? Bizim niye haberimiz yok kızım? Hani önemli bir şey değil. Şahitlik yapacağım. Ve sayenizde geç kalıyorum. Ben niye buna tam olarak inanamadım acaba? İster inanın, ister inanmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bay. Yok, bu kızda bir hal var. Bu böyle değildi. Bu bir hırçınlaştı mı? Hatırlıyorsun değil mi? Çocukken de böyleydi. Yalan söylediği zaman bağırır, çağırır, bizi sustururdu. Öyle yapardı değil mi? Tabii. Belki de harbiden mahkemeye gidiyordur. Kızımı bana mı anlatıyorsun Zübeyir? Bir şeyler çeviriyor diyorsam çeviriyordur. Zübeyir, düş peşine bak ne halt çeviriyor bu kız. Takip mi? Evet, fırla. Hadi Zübeyir, hadi. Ay yavrum, çok şükür başlamadan yetişti. Melih teyzeciğim, niye zahmet ettiniz? Yavrum, 7 kat 50'ler gelmişler. Ben mi gelmeyeyim çocuğum? Pelin bizim lehimize şahitlik yapacak da o yüzden geldi o. Ben de pek severim mahkemeleri. Eşe dostu hep gelirim. Hatta tanımadıklarıma bile gelir izlerim. Cinayet, işte hırsızlık falan. Ya senin bu anan çıldırmış. Ay, abla gerçekten geliyor. Hatta ben getiriyorum ama salona girmiyorum. Fobin var ya. Ne fobisi kız? Abla, babamdan boşanırken annem beni şahit yaptı ya. Çocuktum işte. Demek ki travmatik bir şeyler oldu. Mahkeme salonunda çok kötü oluyorum. Hele hakim falan göreyim, böyle elim ayağım titriyor. Tamam ya. Ah, Sinan geldi. Canım. Canım oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Buyurun, istediğiniz belgeler. Sinan, Berkay nerede? Yok abi, bulamadım. Nasıl yok ya? Yok işte. Belki direkt buraya gelecektir. Davacı Tankut Sinan Yılmaz. Davalı Ceyda Kara ve vekiller. Acele etse iyi olur. O olmazsa biz bu davayı kaybederiz. Yavrum, Allah'tan ümit kesilmez çocuğum. Hadi. Of. Yanımızda yer alması işimize yarar tabii ama... Gelmese de yarar. Kazan kazan diyorsun yani. Ama merak etme. O buraya gelecek, biz de bunları buraya gömeceğiz. Selam. Tanıyor muyum sizi? Yok. Hani şu Adanalı iş adamının Karayaz danışmanı, hani Pelin'in babasını. İlkokul 4'teyken toz çıkmadan tahtayı sildim diye öğretmen aferin dediydi. O günden beri benim hakkımda böyle güzel laf söyleyen duymadım, yemin ediyorum. Ay tabii canım, ben gördüm sizi. Siz Pelin'i aramaya restorana gelmiştiniz, ben sizi orada gördüm.
Hatta giderken annem ve komşular hakkınızda bayağı laf döndürdük. Öyle mi? Nasıl söz ettiniz? Yani işte şey gibi, Tolga da oradaydı biliyorsunuz. Artist de aynı zamanda kendisi, çok ünlü. Ha. Ama biz sizden bahsettik. Yani nasıl desem, bizim semtin kadınları Kadir İnanır tarzını çok benimser. Siz de ona yakın olduğunuz için. Ben öleyim, zirvede bırakayım. Ölsem gam yanam. Ay nasıl lafı öyle? Allah gecinden versin. Ay daha çok gençsin. Yok ya, lafın gelişi. Ben mutluyum, mutlu. Yalnız o danışman lafı iyiymiş. Hep işte ne iş yapayım diye sorduklarında tam şey yapamıyordum, cevap veremiyordum. He. İş adamı Rıza Seyhan'ın danışmanıyım. Güzel. Siz niye geldiniz yani yanıma? Ne soracaktınız bana? Balık burcuyum ben. Yalanla işim asla olmaz. Yalan hiç sevmem. Kendimi övmek gibi de olmasın. Sezgilerim çok kuvvetlidir. Tam olarak aralarındaki ilişkiyi bilemiyorum ama bana kalırsa arkadaşlıktan biraz daha fazlası var aralarında. Öyle mi? Yani bir lafı mı var peki? Yani ne bileyim böyle bir gören, duyan yok mu? Yani şimdi Sübeyir Bey şöyle ki, biz mahallede bu konuyu gündeme getiriyoruz. Konuşuyoruz, tartışıyoruz ama aramızda ikiye bölündük. Yani var diyenler de var, yok diyenler de var tabii. Ama mesela Meliha ablaya kalsa asla yok böyle bir şey diyor. Ya kadın anası yani hani ne bileyim bilmese bile öyle bir sezgisel kavrayış mekanizmasının olması lazım yani. Ben de eğer bu kadar seni gıybet meselesinde bu kadar enerjimi harcadıysam eğer kesin aralarında bir yakınlık, bir elektrik var. Da işte ben tam olarak hangi boyutta onu daha çözemedim. Üçüncü boyuttur belki. ...285, 45. Ah! Ay yapmışken gel! Kazandım! Ay! Kurtulduk. Ay! Ey ortak, birimiz bizeyiz. Anne! Canım. Görüyorsun değil mi Rıza? Biz görüşmeyeceksin, arkadaş olmayacaksın diyoruz. Bizi idare ediyor. Gitmiş mahkemelerde şahitlik falan yapmış ya. Ya sen her şeyi tam anlatmıyormuşsun gibi bir his var benim içimde. Yok başkanım, o kadar oldu işte. Mahkeme bitti. Bunlar böyle bir neşelendiler, sarıldılar. Ne? Önce kim sarıldı? Pelin mi sarıldı? Yok ya, öyle hani tebrik mahiyetinde. Gerçi Meral Hanım söylediklerini düşününce yani gözümün önüne getirince o... Ne oldu? Oğlum sen neden bahsediyorsun? Meral Hanım kim? Ne anlattı? Sen ne diyorsun? Ya mahalle ikiye bölünmüş başkanım. Ne hususta? Yani pelsinciler, anti-pelsinciler. Ne diyorsun oğlum? Pelmel, ben anlamıyorum ki bu lisanı. Ya Pelin'le Sinan'ın kısaltılmışı. Yani millet televizyondan, internetten falan öğreniyor böyle şeyleri. Şimdi mahallenin bir kısmı diyormuş ki, bu çocuklar diyormuş birbirine aşık. Diğer bir kısmı da, ya canım bunların arasında bir şey yok, hatta olmasın da diyormuş. Rıza, hemen gidip hallediyorsun bu işi, tamam mı? O aşçı çocuğu uzaklaştırıyorsun kızımızdan. Nedir bu ya? Sen hiç merak etme sultanım. Ben kızımızın bir daha hata yapmasına asla ve kat'a izin vermeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.